Ya ben üzülmedim. Net söyleyeyim size şunu. Ben üzülmedim. Hani bana bazen mesela kaybettiğim zaman götüme giren şeyler oluyordu. Mağlubiyetler. Götüm yanıyordu açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim yani. Bazen götüm yanıyordu. Ama bu maçta öyle bir şey hissetmedim. Tam aksine. Hani çok garip bir hissiyat oldu bende. Çünkü bu maçın bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bizim hakkımızdı yani. Bizim kazanmamız gerekirdi. Ama olmadı. Futbol bu. Biz daha iyi oynadık. Biz daha sistematik ve disiplinli oynadık. Hollanda tarafı şunu söyleyeyim ama ikinci yarıda bir kumar oynadılar. Oyunu soğutmak için özellikle bizim işte kanatları soğutmak için çok ciddi fauller yapmaya başladılar. Buradan kırmızı yemeleri gerekiyordu. Benim düşüncem bu. En az bir tane kesinlikle kırmızı verilmesi gerekiyordu. Ve eğer o kırmızılar verilseydi maçın sonu çok farklı olacaktı. Ama hakem bunu vermediği için Hollandalılar kumar oynadılar yani zaten kaybedeceğiz diye oynadılar ve kumarı ödüllendirildi. Yani yaptıkları fauller ödüllendirildi bir golle. Ardından da çok boktan bir ikinci gol geldi ve maç bitti. Yani tamamen bala göte diyebileceğimiz, Türkçe'de, argoda bala göte diyebileceğimiz bir maç izledik. Yani net bir şekilde kırmızı olması gerekiyor. Kırmızı olsaydı zaten maçın sonucu pekala çok farklı olacaktı. Ama adamlar faul yaparak başarılı oldular. Bu ödüllendirildi yani. İkinci yarının ilk kısmında yaptıkları fauller var ya yani dünyanın hiçbir yerinde kabul görmez. Asıl ilk yarıda ya. İlk yarıda bastı ya ayağına. Ya o zaten o tek faul ama ikinci yarıda sistematik faul yapmaya başladılar kanatlar özellikle. Orada durması lazım direkt ya. Orada sistematik faul yapmaya başladılar artık iyice. Yani orada kırmızı yememeleri akıl alır gibi bir şey değil. Yani şunu söyleyeyim ben takımdan memnunum. Ben güzel bir futbol izledim. Ben güzel temsil edildiğimizi düşünüyorum Türkiye olarak. Utanılacak bir şey yok. Ulan rezil olduk diyebilecek bir şey yok. Çok güzel futbol oynadılar. İlk defa sistematik bir Türkiye gördük. İlk defa kendinden emin, soğukkanlı bir Türkiye gördük. Çalışılmış, Hollanda çalışılmış. Ama futbol abi yani bu. Futbol. Adam geldi götüyle gol attı ikinci golü. Montella suçlanıyor. Şöyle Montella belki evet değişiklikleri en az 10 dakika 15 dakika erken yapmalıydı. Bunu anladık. Evet ama Montella'yı mesela öldüresiye suçlamak da benim aklım almıyor. Kusura bakmayın ya. Ya bizi buraya o getirdi sonuçta. Ondan değil sadece. Bu maçı özelinde konuşayım. Çalışmış. Hollanda'yı çalışmış adam. Uzun toplara çalışılmış. Duran toplardan çalışılmış. Altmış Frikikler dakika kapıya çalışılmış. götürdük ya. Tabii köşeler çalışılmış. Rakip çok iyi çalışılmış. Alan bırakılmamış. Blok haline durulmuş arkada. Bunların hepsi çok güzel yapılmış. Niye? Maç bu abi kaybedilir de hani. Olabilir. Ya herkes hata yapıyor ya. Normal. Ve hatayla değildi aslında. Hani şans Ya abi şans çok basit bir... değişiklik hataydı ya. Ha, Ben onu değişikliği sanmıyorum. hata diye değerlendirirsin. Onu anladım ama şunu da düşünmüş olabilir. Ben bu sistemi kurdum bu kadroyla. Buna göre çalıştık. Bununla çalıştık. Bunları oyundan çıkarırsam sistem bozulur diye düşünmüş olabilir. Benim aklıma gelen bir tek o. Ama her şeyde ya değişiklik yapmadın, kaybettik falan. Yani o öyle de görmüyorum ben. Ya orada sorun şeydi. Onlar basmaya başlayınca uzun attık ya sürekli. Topu indirecek adam yoktu önde. Oraya bir Cenk Tosun falan atsaydı belki daha iyi olabilirdi. Montella değil, Montella'ya rağmen bireysel yetenekler ve şans getirdi buraya. Yamuk yapma. Yapma Yok güzel yok. kardeşim, yapma ya. Yapma şimdi Montella hayranı falan değilim ama yapmayın yani. Yok yok. Maç planı güzeldi. Kenan çok uzun durdu. Evet o son şeydi. Kenan değil. Kimin ayağına geldi o? Barış'ın vuramadığı top var ya son dakika. Hakan mıydı? Hakan mıydı o son vuruş yapmaya çalışan? Defanstan dönen mi yoksa kaçan Yok mı? yok. Kerem girdikten sonra. Zeki mi? Zeki boş kaleye kaçırdı bir tane. Abi kafayı yedi. Orada kafayı yedim ya. Orada hakikaten ilk defa bir şey kıracaktım yine. Bir o var bir de Semih'in şutu vardı o da kaleciden çıktı. Evet. Orada yapacak bir şey yok. Çocuk vurdu yani. Ne yapsın orada? Onun bir Evet suçu yok da. evet. O da O top kale kaleciyi bomboştu ya. Ben girdi diye saydım orada. Onun girmemesi var ya beni deli etti ya. İçimde kaldı. Patlayacaktım neredeyse. orada bir kere önüne alsa boş kaleye atacaktı. Direkt vurdu ya. Cenk yine şanslar sağladı. Mesela 10 dakika falan erken alınsaydı mesela böyle olmayacaktı ya. Ama İşte yani orada. amalar falan konuşması yani en iyi oynadığımız maçı kaybettik doğru. Çok iyi oynadık lan. Ben vallahi hakkını verdim yani. Ya 10 dakikada maçı verdik ya. İşte sorun orada 65-75 Evet o ilk yaparız. bir ikinci gol o ikinci golün bala göte girmesi deli etti beni, sıyırttı beni ya. Beni Adam gibi kaybetsek ezildik falan diyeceğiz de o da yok yani. Ya. Kesin hakkımız olan bir maçın verilmesi beni deli etti. O başka bir şey değil. O Weghorst orospu evladı var ya amına kodumun çocuğu senin ben avradını sikeyim orospu evladı seni. Orospu çocuğu içeri girer girmez zaten maça girer girmez götünü siktimin oğlu. Hemen anında hemen çözdüm orada. Amına kodumun evladı. Orada o faulleri başladılar ya o şeyde ikinci yarıdan Evet, sonra. Vay evet. orospu evladı ben var ya orada olacaktım o maçta. Orada oyuncu olacaktım. Gördüğüm her yerde suratına orospu evladının kramponları götüne sokardım. Girer girmez sıfatından anladım zaten. Zift takıyor orospu çocuğunun sıfatından.
Adamların sadece ikinci yarıda sağ kanatta defansın oradaki herkes sarı kart görmüş. Yani o kadar faul yapmışlar yani. Abi bilerek yaptılar zaten. Maçı Evet kaybediyorlardı. anladım. Oyuna giremediler. Çok soğuyorlardı. Oyuna giremediler. O yüzden şey yaptılar. Kumar oynadılar ya. Faul yapalıma girdiler mevzu. Olabildiğince faul yapalım. Bir şekilde maç dönere girdi, getirdiler mevzuyu. Amına kodumun çocukları. Sinir oldum orospu evlatlarına ya. Vermiyor orospu çocuğu da kart vermiyor. Sarı sarı çıkar. Versene kırmızı. Gitti. Kırmızıyı vere vere kime verdi biliyor musun? Selçuk Şahin amına koyayım. Şey, yedek kulübesine verdi. Ona koptum gitti ya. Selçuk Şahin. Dedim en son kime verdi kırmızıyı lan acaba falan böyle görüp anlayamadım ki Selçuk Şahin'e vermiş. Ama bence yine de buraya kadar gelmeleri, yani bize uzun zamandır yaşatmadıkları milli duyguları yaşatmaları vesaire genel olarak toplumda bence iyi bir şey. 2008'den bu yana kadar bunu yaşamak iyi. Yani ben yine de canları sağ olsun diyorum. Çok güzel bir mücadele ettiler. Evet ama yani şu 2008'de abi. Almanya bizi yendi anladın mı? Yapacak bir şey yok. Yendiler. Ya, ama Hollanda bizi farklı. Yendi demeye dilim varmıyor. Yani bu yenmek evet. Değil çünkü. Ya Almanya da demek ben ya. Bu maçta çok sakatlıklar. Turnuvanın başından beri yani turnuvanın başından beri zaten bizim çoğunlukla defans oyuncularımız hep ileride. Ya gollerimiz de defans oyuncularımızdan. Ya defans ortası hani forvetle bizim çok açığımız var. Ya böyle bir gerçeklik varken turnuvanın başından beri hala da Kenan'ı tercih edip hı-hı. Yani bir maç boyunca oynatması zaten ayrı bir saçmalık Montella'nın. Ya ben anlamıyorum yani ne var Kenan'ın kaset mi var elinde yani niye oynatıyorsun ya, çıkartıyordum ya. Herhalde şeyi Kenan'a koyduğu için strateji Kenan'ı dahil ettiği için Kenan'dan aynen. Beklentisi var herhalde. Alternatif de görmüyor Kenan'ı. Abi bir maç olur iki maç yani bu adam sürekli bu maçlarda hep pasif kaldı. Yani hadi bir maç görmedi hadi iki maç da görmedi ama üçüncü maçı görseydi yani. Ya herhalde şey san tam bu maç iyi değil ama ikinci maçta düzeltirsin falan. Bir eninde sonunda bu Kenan'ın da sonuçta bir yeteneği var. Yani. Bir yerde oynaması gerekiyordu. Hani bu maç senin değil, iki maç senin değil. Yani. Belki o biraz yanılttı onu. Hani onun düşüncesi. Hani bu Kenan dahil olursa yine bizim için şey yapardık. Evet Kerem erken girmeliydi. Yani 60. dakikada. Yani değişiklikler 60'ta başlamalıydı bana sorarsan eğer. Mesela bir Cenk'i 20 dakika erkenden 70'te koyabilirdin yani. Bir Cenk'i erken sokabilirdin. 70'te Cenk'in girmesi lazım. Ben çünkü 70'te girer diye tahmin ettim. Dedim hatta koymadı adam. Değiştirmedi Cenk'i koymadı. Cenk şans falan yarattı yani. Agresif oynadı yani. Hollandalılar da dağılıyorlar üzerlerine gittiğin zaman. Evet. Yani o ilk strateji çalıştı başta. Ama hani gollerden sonra artık yapacak bir şey yok. Hani ne yapalım yani? 2-1'den 4-1 mi olacak? Olursa olsun aman akayım yani. Nedir? Evet. Zaten elencen öyle de böyle. Mesela Hollanda öyle yaptı. 1-0 geriye düştüler. Adamlar her şeyi kenara attılar anladın mı? Yani ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Valla benim keyfim bozuldu. Şey moralim bozulmadı o kadar. Yani açık söyleyeyim size. Yenilmiş gibi hissetmedim kendimi. Belki sizin moraliniz bozmuş olabilir ama. Tatlı bir heyecandı. Evet heyecan. Ben heyecanlandım yani maçta. İzledim maçı. Heyecanlandım. 1-0 atınca ne bağırdık anasını satayım. Ses gidecekti neredeyse. Adamlar yenmedi biz verdik zaten. Yani ben de öyle hissediyorum. Maçı değil kupayı kaybettik. Ya o da biraz çok iddialı yine ya. Ama bu maçı alabilirdik yani olabilirdi. Kupa zor ya. Bu maçı alabilirdik hakkımız idi. Ya, moralim bozulacak seviyede değilim. Onu da söyleyeyim ya moralim bozulmadı ama. Ben üzüldüm ya. Üzülme ben de üzüldüm tabii ama yani böyle yani koyacak bir şey değildi. Mesela Almanya falan maçı 2008'de bana koymuştu. Ya o maçta bana çok şey çok koydu. Cezalı ve sakat çoktu maçta ya. Bu maçı normal çıksak alırdık. Furkan da gelecekti bakalım gelsin bir de. Bir de Furkan'ı dedi. Canın sağ. O da ne yapıyor? Almancı kanalında. Kimlerle bakalım. Crazy Recep'le falan bizim Almancı tayfa. Ah Bruder. Die Alman sind ja wieder richtig ausgerastet wieder. Almancı kuş gördün mü? Gördüm. Ne sordu Dudu? Birisi bir şey sordu. Was sagst du dazu, dass wir in den vergangenen Wochen so viel Abneigung von ganz normalen Deutschen erfahren haben? Ich find's traurig. Well, das ist nichts Neues, WS2066, mein Lieber. Das ist nichts Neues. Also, das war jetzt nicht so, dass die das auf einmal wegen dem Fußball bekommen haben. Die hatten das schon immer. Also, ich kann mich auch gut daran erinnern, 2002, 2008, wo es auch nicht so ein Erdogan und so weiter gab, wo es auch keine Defizite zwischen den beiden Ländern gab. Da haben die das auch immer gedroppt. Also es musste nur irgendwas schief gehen und dann kam das schon raus. Das ist, der Antitürkismus steckt tief, tief verankert drin. Da kommt man nicht mal raus, manchmal eben nicht.
Şey sordu ya, Almanlarda bir, Türklere karşı ortalama Almanlarda bir işte nefret falan hissettim bu turnuvada. Niye böyle oldu, ne diyorsun falan gibisinden ben de fikrimi söyledim. Duayen kardeşlerim. Furkan'a davetiye attım ama oğlum sizin sesiniz çıkmıyor. O kadar mı üzüldünüz? Yoksa vakit mi geç olduğu için? Üzüldük abi. Valla bana o kadar komadı ya. Bana koydu ya. Vallahi koydu. Geçebilirdik çünkü ya. Dortmund'da PKK'lar Türklere saldırdı, Suriyeli piçlerle birleşiyor. Evet evet yapıyorlar zaten. Şaşırmam. İlk geldiğinden beri, o Suriyeliler ilk Almanya'ya geldiğinden beri, ki bazıları da Kürt onların arasında zaten. O Suriyeli mülteciler ilk geldiğinden beri birleşip saldırıyorlar. Şey bir şey değil o. It's next noise. Furkan. Welcome my İyi. Leo. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar. Akşamlar. Keyifler nasıl? Bari senden yorum alalım. Arkada bir futbol sesi. Du 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 falan. Ya İyi bir maçtı. Elimizden geleni. ben kafamda elenmiştim Avusturya maçında zaten. Bu ekstra oldu. Sağlık olsun ya. Biraz son 3 gün biraz şu siyasi gündem, Almanya gündemi daha çok yordu futboldan çok. Tabii PKK'liler hemen coştu. Bakalım. Şaka maka herhalde yasak geliyorum diyor. Evet, zaten onun üzerine ben onu baştan dedim, mevzu Demirel falan değildi yani, bunların derdi. Bir Bahanesi ülkücü o işte. yasağı getirip oradan bütün Türkler ülkücüdür zaten diye. Oraya çevireceklerdi. Başından beri oydu zaten mevzu. Serap Güler'e biraz tepki gösterdim. Serap Güler burada Hristiyan Demokratlardan milletvekili engellemiş beni kendisi. Halbuki Hristiyan Demokratlar da ülkücü de çoktur yani. Ülkücü Evet, Türk. ülkücü vardı. Zaten eski ortak onlar, anasını satayım. Bir Aynen. de bize ülkücüler hakkında akıl veriyorlar. Benim hiç ülkücülerle alakam yok. Senin mi var? Siyaset yayını sözüm vardı. Grand Admiral Thrawn var sözüm de. Yani sence şimdi vakti mi? Yani vakti değil. Spam atmana gerek yok Grand Admiral, gördüm. Grand Admiral Thrawn. Trotzdem, trotz allem werden wir kurdische Flaggen überall sehen. Das können die machen, das geht mir wirklich am Arsch vorbei. Bro, also stell dir mal vor, was für ein Gefühl das sein muss, wenn du kein eigenes Land hast und ständig andere Länder feierst, so eins nach dem anderen. Also ich würde mich an deren Stelle schämen. Sogar als Deutschland gegen Spanien gespielt hat und alle haben sich irgendwie für Spanien gefreut, da habe ich nicht mitgemacht. Weißt du? Vize işi artık daha yok. Vizeyi etkilemez bu olacağım. Vize zaten yarrağı yemiş durumda ondan dolayı. Türkçe konuş aslanım. Abdullah Çatlı. Nickname. Türkçe konuş. Abdullah Çatlı. Konuştun konuştun. Bir anda Almanca Buradan hoş konuş. Ya geldin. sizi ekleme şey yapmaz diye Almanca cevap veriyorum. Yani kısa kısa cevap veriyorum. Uzaması mevzu diye. Türkçe konuşsam soru soracaksınız. Dağılacak, anlatmaya çalışacağım size. Ne kastetti, ne demek istiyor Almanya'da böyle falan diye. Ondan dolayı. Hoş buldum Bilal. Selam. Wollte Aslan auch nicht kommen. Er hat erst im Kino, ne? Weiß nicht. 2 gün üst üste kino herhalde. Evet, kinoya gidecekti bugün. Ya Hadi hazır şu an. Almanca konusu geçmişken full Almanca yayın yok mu bir ara? Ya von mir aus yapabiliriz ama şeyde olmaz tabii. Erlik şeyinde olmaz. Hani başka bir kanal açmak falan gerekiyor. 15 Takipçiler kişiye çok. 15 çıtır. bana fark etmez. Ben eskiden de benim Erlik ilk açtığımda 15 takipçi falan vardı. Yani yayınlarda 10 kişi falan vardı. O 10 kişi bu arada hala takip ediyor. Hala yazışıyorum onlarla. Benim yayınları ilk dinleyen 10-15 kişi. Ben senin şeyi hatırlıyorum. İlk space'lerinden biriydi galiba. Gecenin 3'ünde 4'ünde Efe ile 8 kişi öyle muhabbet ediyordunuz. Çok oldu ama. Bayağı olmuştur Space'te. Efe'nin Space'ine girmişimdir ama. Olabilir, bilmiyorum bakalım. Barış Deutsch oder Türkisch? Ne var şu Türkiş? O zaman bayağı niş bir şeydir yani. Yoksa... Girdim, hatta direkt dedin, "Aa Furkan Diker" falan dedim. Niş, o zaman gecenin üçünde doğru niştir. Space'ler çok patladı. O biraz yordu beni. Zey zey.
Türküysa ve nasipsizim Okso, Beyaz Türk 29 ve Caner Taslaman'a üyelik hediye etmiş. Eyvallah Zeyzey. Çok teşekkür ederim. Erlik abi şş diyor konuşurken, bizim buralardasın sen. Yok ben şş kullanmıyorum. Kannst du sogar den Vorkan fragen. Weiß nicht was er meint. Aber vermutlich İş, ya. Diş. Onu ben, var ya. Onu ben daha çok yaparım ben. Ya, ben Köln taraftan geldiğim için. Ich komme gar nicht von dort mein Lieber. Moin moin. Moin. Aber ich kann ziemlich die meisten Dialekte eigentlich. Die Bayern und die Schwaben kann ich auch. Die meisten kann ich schon nachahmen. Servus. Die Ossis auch? Die Sachsen. Die Sachsen sind schwer. Onlar zor. Die Sachsen sind schwer. Onlar zor. Bazen birkaç kere denemiştim. Wie ging denn nochmal Ding? Bir tane şey vardı bunların. Catchphrase. So, du, die haben immer das Öliche, das Ö, so. So, inwiefern wollen wir das machen? Şey var ya böyle. Wü, ö, so diye. Manuelsen Slang kannst du doch bestimmt auch, oder? Was meinst du denn? Ja, ja, warte, lack du Hund. Yani, immer dieses Ding. Nein, das war mehr Arafat auf Schäcke. Cello Abi aus Duisburg hat gesagt. Nichts ist... So, wir reden hier. Carbonat Erol schreibt... Tamam, fazla niş bir ortam oldu. Millet şey yapmasın. Türk var mı? Var, güzel kardeşim. Yayın sürekli offline'e düşüyorsa bakın yukarıda şey yaptığımız, pinlediğimiz bir şey var. Message ver. Akgençlik. Oraya tıklıyorsunuz ve 720p'ye düşürüyorsunuz kalite ya da 1080p. Ondan sonra rahat rahat akıyor.